Radare. Bu sonucu, bu seçim sonucunu Sayın Ali Koç çok iyi okumalı. Aziz Bey'in varlığının ne kadar değerli olduğunu burada gördük. Yani birinci yılı Ali Bey'in artık 6 yıldan daha sert geçecek. Fenerbahçe yönetimi Ceko'ya ne dedi? ya yani ile devam etme kararlarını kendisine iletmişler. Desteği fabrikada yaptırdan Aziz Yıldırım, Sayın Dursun Özbek. bir derin yapısı vardır. Derin yapısının başındaki adam da Ahmet Ocak Ücret. Bu yılından itibaren Sayın Ali Koç'un manevra alanını yok eden tek isim Burhan Karaca. Bak şimdi ortalıkta Radare. Hoş geldin. Aydın Cingöz. Çok acayip bir gündem. Benim gündemim mi senin gündemim mi birader? Ne koşturmadır ya? Adam muhabirliğe geri döndü tekrardan yani Her sahada, her yerde var arkadaşlar dikkat edin. Özlemiş Metin Külünk girdi, Süleyman Urma'yla çıktı, e Ecmel Başkan'la tavan yaptı, şudur budur. Vallahi helal olsun, gurur duyuyor seninle. Aziz Yıldırım bası toplantısı değil Aa Aziz Yıldırım bası toplantısı. Şey de çok iyi olmuş, enteresan canlı yayın seçim 500 bin izlenmeler filan ayırdır. sansür ne neler yapıyorsun ne biliyor musun ne? 2018'den deneyimliyim benim kafamda zaten kurgu hazır en dip tarafa koyacağız kamerayı sandıklara zoom yapacağız oradan etti. oradan zaten sonuç çıkıyor anlıyorsun yani enteresan olanı bütün herkesin emeğine saygı duyuyoruz ama kimsenin bunu düşünmemesi İşte bu ne tecrübe Murat Kapkar'dı beni dedi ki o tarafta o, o ne evet dedi ki nasıl dedi Bizden yayınlıyoruz dedi. Evet. Yani ara ara bakabiliyorum. Dedi ki telefonumu şarjacağız dedi. Bitmek üzere. Dedim siz bir yerden bakın. Baktılar bir 10 dakika sonra Oğlum. alkışlar gelmeye başladı evet. oradan. A Aziz, Aziz beyler de baktırdılar sandıklara. Ya e de biz hakimiz. Orada da belliydi. de güzel bir final oldu. Aziz Bey'den, e, Ali Bey'den. Ali Bey mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına gittiğinde eli cebinde ceket yok. O yok, bu yok. Bir ceketimi giyeyim demedi. Ali Bey'i ben buradan bir kez daha tebrik ediyorum. İlk defa uzun bir aradan sonra tebrik ediyorum. Öncelikle başkan seçildiği için tebrik ediyorum. Bundan sonrasını artık kili ateşledi Sayın Aziz Yıldırım'la birlikte yönetim kurulu hem Aziz Bey'in kader arkadaşları hem Ali Bey'in yeni kader arkadaşlarıyla birlikte bambaşka bir serüven başlayacağını gördük. Aziz Bey'in artık sahada Ali Bey'e karşı çok büyük saygı gösterip Ali Bey'in de aynı saygıyı göstereceğini ceketini giyip çıkma söylemi muhteşem de bence e, çok önemli bir detaydı ama Aziz Bey e, ne olursa olsun istişare ihtiyacı duyulduğunda her zaman Ali Bey çok güçlü bir isim gidecek helikopterini gönderecek, nerede olursa olsun uçağını gönderecek bir istişare bir sıkışıklık olduğunda mutlaka mutlaka Aziz Bey'e danışmalı gerektiğini düşünüyorum Aziz elimizden uzak durur mu yoksa e, bundan sonra evet sen de bu konularda birlikteyim der mi? Bak yani dolayısıyla hani Radara az zindirme alalım. Radara az alalım. Hatta şöyle yapalım. Demokrasinin kılıcı gibi. Bir girme bir dava girme. Demokrasinin kılıcı gibi olmayacak Aziz Bey. Şunu onu söyleyin. Bu yaşta bu sağlık sorunlarıyla bu mücadeleye girmesini hakikaten tebrik etmek lazım. Cani gönülden. E, ben uzun yıllar biliyorsun sen de şahitsin. Çok eleştirdim. Çok ağır eleştirdim Aziz Bey'i. Ama günün sonunda Aziz Bey'in burada da gelip ihtilal ateşlemesi moniyoya getirilmesine sebep oldu. Mayıs ayında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hocası belli oldu. ilk defa uzun yıllar sonra. Ali Bey'in ilk hedefi yıllar önce biz konuştuğumuzda aynı masada Nakkaştepe'deki ofisinde Fenerbahçe'nin hocası ve bütün transferleri bitmiş şekilde kampa gitmesi lazım. İlk başkan olursan bunu yapacağım diyordu. Az Yıldırım bir büyük bir figür ki bu dönemde bu seçimde de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Süleyman Sebas'ı olmuştu. Bak göreceksiniz bütün sözleri memleket elden gidiyor sözü gibi her yere doğarlara yazılacak. Az Yıldırım yıllarca konuşulacak. Biz öldüğümüz zaman bile konuşulacak. Bak göreceksiniz. Az Yıldırım Süleyman Seba gibi yaşıyormuşçasına anılacak. Ali Bey, Aziz Bey'in gelmemesini gitmemesini... hep yanlış değerlendirdi. Çünkü etrafındaki insanlar hep koy koyucu doldurdu Ali Bey'i. Aziz Bey şunu düşündü. Ben ilk başkan olduğum gün ...Alişe'nin çift kılıçlı Hazreti Ali gibi tepesinde duruyordu. Affedersin. Bir şey yapacak, bir karar verecek, bir açıklama yapacak. Öyle yapma, böyle yap diyen bir vardı. O da tarihin en önemli değerli başkanlarından. Şimdi o, bir, bir konuyla ilgili bir detay verecekler. Ali Bey öyle değil böyle. Daha 10. senesinde barıştılar biliyor musun? Neden? Çünkü hep rahatsız oldu. Bir karar alacak korkuyor. Bir şey yapacak hamle yapacak korkuyor. Çünkü hep sürekli eleştiren medya o zaman bambaşka bir boyutluydu. Gazeteler 500 bin, 600 bin, 1 milyon satıyordu. O zamanlarda Ali Şen'in gıf dediğine Aziz Bey'i tanıyan yoktu ki doğru düzgün çap diye manşetler yıkılıyordu. Şimdi onlar insanlar çabuk unuttu. Aziz Bey de Ali Bey koltuğa oturduktan sonra aynı şekilde Aziz Bey Ali Şahin'in kendisine yapmadığını yapmaya çalıştı. Rahat çalışma ortamı olsun. Bir şekilde birilerinin gellemesi olmasın diye Aziz Bey bunu yaptı. Uzak durdu. Bunu da çok güzel anlattı Habertürk'te. Finalde, finaldeki konuşmasını hemen dilersen çok kısa verelim. De elimizden gelen desteği veriyoruz. Hepinizi seviyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. İyi ki Varsınız iyi ki Fenerbahçe'liyiz. Artık Aziz Yıldırım için Fenerbahçe dönemi kapanmış mıdır? Tabii tabii başkanlık mevzusu bitmiştir. Ben yani çok şık bir veda oldurmuş o. Çok, çok çok güzel oldu. Ali, hani Koç'un gidip bilmesi gidip Oradan Aziz Bey Aziz Bey de çağırdı. Birlikte oradan çıkıp taraftarı selamlamaları güzel oldu. Çünkü başka bir yere gidiyordu, başka noktaya gidiyordu konu. Aziz Bey'in ilk gün kongrede cumartesi gün gitmesini yanlış değerlendirdi insanlar. Çünkü hani Aziz Bey figürü var. Birilerini sevdiğini saydığınız zaman bir, birine dokunma olduğunda onun için saldırırsınız, kavga edersiniz. Sen benim için kavga etmez misin mesela? Bir ortamda, bir restoranda bilmiyorum. Bunu de, göreyim hey değil mi? Civciv. evet. <laughs> <laughs> Biz adam vururuz ayağını bacağını kırarız. Aa arkadaş ne yapıyor? Görüyorsun değil mi? Aa patron olunca böyle oluyor. Sırmi Aziz Bey o yüzden çekti gitti. Mecburen gitti. O gün sınav var. Çocuklar sınava girmiş. Bak yararlanmak isteyen insanlar var. Aziz Yıldırım'a şirin gözüküp yıllarca ona baksın isteyenler var. Anladın mı? O yüzden orada kavga dövüp çıkmasın diye gitti. Ve süreç aslında sert başladı. Evet. Çok sert başladı. Bu konuma gelmesi, bu duruma gelmesiyle ilgili çok ilginç detaylar var bende ama kişilerden izin almadan söyleyemem. Önümüzdeki hafta Aziz Bey'in Türkiye Habertürk çıkması, Habertürk'teki yaptığı konuşma, birlikte Aziz Bey'le Şahin Bey'le yaptıkları konuşma, oradaki e, konuların çok derinlemesine istişare edilmesi, dedikoducuların, dedikoducuların taşıdığı bazı şeylerden dolayı yanlış bilgilenmelerin olduğu da ortaya çıktı. Netice itibariyle Aziz Bey dedi, bak param yok diyor, 300 milyon dolar veriyorum dedi. Ülker birlikte bu çok önemli bir rakam. Fenerbahçe'nin borcu şu anda 300 küsur milyon euro. Çat verdin mi bitti borcu Fenerbahçe'nin netice itibariyle bir şey olur. Bu lafta kalmamalı bence. Bunun üzerine her iki tarafta gitmeli. Ali Bey'in ben devredeceğini düşünmüyorum bu rakamları. Çünkü hakikaten çok kıymetli 550 bin metrekare arazi ve bunun yanında da çok ciddi imarlanmış yapılmış ülke arana da dahil olmak üzere bir sürü yer var. Ali Koç dedi ki Fenerbahçe çağa başlıyor dedi. Bir barış sağlandım. Tabii tabii sağlandı, bitti. O bir daha Aziz Bey kavga etmez. Aziz Bey hiç kavga etmez. Ali Bey'in rahatsız olacağı hiçbir davranışta da bulunmaz. Ama bu seçim sonucunu çok iyi okumak lazım. Buyurun. Gizli kahramanlar var. Bak gizli kahramanlar diyorum. Bunları bir gün sana anlatacağım, izin verdilerse. Hem Aziz Bey'i hem Ali Bey'i... ...belirli bir platforma getirebilmek... ...belirli bir seviyeye getirebilmek için çabalayanlar oldu. Hepsi e, şey... haber Türkiye çıkma süreciyle ilgili detaylar sana veririm. Aziz Bey neden... Son dakikada fikrini değiştirip haber Türkiye çıktı. Sonra mı aldı? Şimdi mi abi şimdi değil sonra anlatırım. Ama şimdi sor ya bu detaylarını. Detayları ne o? Yani az neden son dakika fikri çok sevdiği <laughs> haber Türkiye çıktı. Anlatayım. Yıllarca kavga ettiği çok sevdiği birçok dostunun lütfen çık demesinden dolayı çıktı. İsimlerini veririm ama şimdi gerek yok artık bitti konu kapandı. Ama Azmi'nin Bey'in oraya çıkması çok değerli oldu. Ali Bey'in de oraya gelmesi. zaman zaman bazen kaykılarak konuşması şu, bu, çok önemli değil. E çünkü o da çok gergin Bey'e karşı. Onu da normal karşılamak lazım. Ama günün sonunda oradan barışarak, öpüşerek e, Fenerbahçe için kalktılar. Ama bu sonucu, bu seçim sonucunu Sayın Ali Koç çok iyi okumalı. Aziz Bey'in varlığının ne kadar değerli olduğunu burada gördük. E, agresif tutumunu bırakıp daha az konuşarak, daha az iz bırakarak, daha çok Fenerbahçe değil başkalarıyla Fenerbahçe ile daha Fenerbahçe dışında bazı şeylerle uğraşmadan e, bayrağı önüne alması lazım. Ama seçim kazandığında meşale yapmak da olmuyor. Seçim ne zaman meşale yanır biliyor musun? Yakılır. Şampiyon olduğunda çift meşaleyi yakarsın dersin yürürsün. Bunları Ali Bey bazen artık böyle bir rayına sokması gerektiğinin bunu anlamıştır diye umuyorum ben bu seçim sürecinde. Bu seçim sonucunda da çok büyük bir fark gözüküyor olabilir ama bu bir aslında verilen oyların çoğu güven oyu var ama bu yana da diyorsun. Güven oyu var ama oldu. Yani birinci yılı Ali Bey'in artık 6 yıldan daha sert geçecek. İlk yılı 6 yıldan daha sert geçecek. Katılıyorum. Mali durum. Sürdürülebilirlik şu bu. Hepsini bir tarafa koy. Ceko mesela gitmesin istiyorlar. Neden? Ceko'yu radar alıyoruz. Sen baş yönetimin Ceko'ya ne dedi? Ceko ile devam etmeyi kararlarını kendisine iletmişler. Cakuya çok ciddi. O tabii Araplar biliyorsun. Bir de son Dem biliyorsun. Sonrasında da artık bu seneden sonra da bir daha oynamaz diye düşünüyorum. Ama ben her zaman Fenerbahçe spor kulübüm içinde bir isim olarak kalması gerektiğini düşünüyorum. Sport direktör olmayabilir. Oyuncu izleme komitesinin başında olabilir. Kulübün bir yerinde Cakonun mutlaka olması lazım diye düşünüyorum. Onu da haftalar önce seninle konuşmuştuk. Cakon'un kalma fikri var ama net net netleşmemiş. Ee, ama ee, Ali Bey sanıyorum yapacağı görüşmelerle onun devam etmesi gerektiğini... Seneye birinci golcücek yani... o mu yani? Değil. Bakılıyor. Şimdi kanat forvet de gelebilir. Şöyle. Asıl sıkıntı zaten Fenerbahçe'nin... Herkes çözdü. Söyledi de zaten. Birinci ana e, e, sıkıntı orta sahada İsmail'de de e, fayda e bir şey olduğu takdirde orayı doldurabilmek. İkincisi Avrupa Şampiyonası <laughs> var. Bunları erken konuşmak. Ferdi'ye teklif gelir. İsmail'e teklif gelir. O olur bu olur. Dünya kadar mevzu var. Ama... Batu Şahı çok istiyorlar. Batu Şahı kalmasını Batu de kendisi de istiyor. Sol kanat beki işte bu sene Tadiş oynadı sol dış. Mesela oraya bir isim bakıp Tadici zaman zaman dinlendirip zaman zaman e, kent vardı orada oynamadı biliyorsun. Gitmek de istemiyor onu da çözecekler diye düşünüyorum. Orada Tadiş'i ortada on numara gibi düşünebilir. Şimanski'ye tekrardan teklifler gelebilir. E, bu Avrupa şampiyonası o yüzden çok değerli çok önemli. Biz bugün bir şey söylesek ...yarın e, havada kalır. Galatasaray Erdoğan çok hareketi geçecek Fenerbahçe'de. E, çok para harcanacağını düşünmüyorum. Neden? E, sayın Ali Bey de Acun, Acun Ilıcalı çok hareketli, heyecanlı, cevval görünüyor ama e, Ali Bey topa basmak zorunda olduğunu biliyor. Çok büyük bir para harcayamaz. Sayın Mourinho ile ilgili de zaten hamle yapıldı artık. Mourinho'ya bir bedel harcandı. E sayın Mourinho'ya da e, söylendi yani senin daha önce çalıştığın büyük kulüplerde harcadığın meblağları harcamamız mümkün değil dedi. Bunu sinyalini de verdi zaten. Toplantıda bunu da söylenmiş Sayın Hoca'ya. O yüzden e, çok böyle aman aman taraftarı garyana getirecek açıklamalardan e, camiadaki e, taraftarlar heyecanlanmasın öyle aman aman büyük transferler ama Blavondovki ile ilgili görüşmeler sürüyor. Çok ciddi rakamlar netice itibariyle. Olursa iyi mi olur ama işte rakamlar çok önemli Ama şöyle anladık yani. ya, İyi bir takım var Fenerbahçe'nin evet. elinde Dolayısıyla buraya Bu sene Fenerbahçe 3-4 belki transfer yapacak ama Geldiğinde direkt e, takımı oturacak Ve fark yaratacak oyuncular alacak Bitti doğru mu? Ne diyorduk devre arasında? Aydın, kaç hakkımızı ödemiyorsun zaman zaman Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Galatasaray fark etmez Devre arası alacağın oyuncu 1 olursa 2 olursa maksimum Seni şampiyonluğa götürebilir Ama 3-4 alırsan bütün ayarların bozulabilir, sıkıntı yaşayabilir. Evet, geçen sezona dair sarı kartlarda, kırmızı kartlarda Galatasaray'a e, bir şans tanınmış, omuzdaş olunmuştur. Bu net artık ortaya çıktı. E sonra Varakami yabancı geldi Sivas'ta yaptığı hata kimse bir şey diyemedi. Çünkü Varakami'ni Sayın Ali Koç kendisi istemişti yabancı olarak. O, yani düşünsene şampiyonluk, yürüyerek şampiyonluk kaçtı diyor millet ama ben yürüyerek e, e, konferans ligi kaçtı diyorum. Hep defalarca bunu söyledim. Doğru. Yani defalarca söyledik. Yüz binler giderdi. Yemişen Lig'deki şampiyonluğu. Şimdi o yüzden diyorum ben. Yine Şampiyonlar Ligi. Üç ön öneme var. Şimdi Sayın Mourinho'nun bir hazırlığı var. Takımı izliyor. O yüzden izliyor. Avrupa Şampiyonasını izleyecek. Oralardan detaylar alacak. E, Samandıra e, çimleri tamam oturmuş. Gayet olmuş. Her şey sıkıntısız. Hoca bayılmış zaten tesislere. Netin itibariyle. Gelecek. Bu soyunacak. Zaten bir sıfır önde başlıyorsun lige. Peki. Üçünün takımlar, rakipler, hepsi bir bakarak ha, 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 harekete alacak. Bir araya Dursun Özbey almak istiyorum çünkü sinek ikili meselesinde Dursun Özbek bir yanıt verdi. Kendisi destede yok. Kendisi destede yok. Haddini bilsin. Zengin yalı çocuğunun söylediklerini dikkatimi çekti. Çok dikkat etsin. Sana söyleyeyim mi? Desteği fabrikada yaptırdan Adil Yıldırım. Sayın Dursun Özbek o desteği sana satışa sunduran o. Sen ne anlatıyorsun Allah aşkına? Destede yok diyorsun. O destenin arka planındaki adam o. Yani kusura bakmasın. Kağıtlar dağıtılmaya başlarken o işin patronu o, kurpiyeri o, ...kacununu sahibi o. Sen rahat ol. Bir ya, diğer taraftan o açıklamanın içerisinde şey de diyor işte mesela. Ali Koç'u da yalı çocuğu falan. Ya bu mesela ya, çocuk biraz, ayıp olmuyor mu? Artık? Bir dakika bir şey söyleyeceğim ha. Bizim Allah'a kitabı inanıyoruz ya. Ya o adam Kendimi seçti yalı çocuğu olmayı, yalıda doğmayı. Lan hangi birimiz istemeyiz yalıda oturmayı, yalıda büyümeyi ya? Ne anlatıyorsunuz ya? Yapmayın ya. Taksim zamanlarını hatırla ya. Dursun Bey, Sayın Başkanım ya. Sen de tırnaklarına kazıdın geldin. Gözünü sevdim. Yapma yani. Seni Taksim'de bütün, benim babam da bilir, herkes de bilir yani. Oralarda nasıl evrak alışverişi yapıldığını Gözünü sevdim. Yapma abi. Bunlara girmeyin yani ya. Buradan hemen nerelerden nerelere geldiğini insanlar unutmasın. Allah Allah emek vermiştir, çabalamıştır, çalışmıştır ama bazı evraklar falanlar filanlar şimdi girmeyeyim o topa yazık olmasın yani Peki. adamın içtiyse işte bir geçmişi bir ailesi var. Ben de eleştiriyorum kardeşim Ali Koç'un ama bir geçmişi var. Bunlar aile olarak Türkiye'ye çok büyük emekler vermişlerdir. Kimi eleştirmiştir, kimi dünya kadar insan istihdam etmiştir, dünya kadar şey kazandırmışlardır bu ülkeye. Dedesi rahmetli ve Koç, Sayın Rahmi Koç, Sınıf Mustafa Koç rahmetli analım. Dünya kadar iş yapmışlardır. Türkiye'nin aleyhine çok çalıştıkları çok ayuka çıkmış bir veri de yok ortada. Bilen biliyor yani. Milli İstihbarat Teşkilatı var bu ülkede. Mutlaka öyle. Ee, buradan hemen bir Erden Timur'u tam bu noktada almak istiyorum radara. Çünkü Erden Timur'un basit toplantısından bir bölüm vereceğim. Arkamda bu kadar taraftar camia olmasa, yani onların sevgisi olmasa şimdiye kadar lime lime edilmiştim. Buna adım kadar eminim. Ne Fenerbahçe, ne Ali Koç, ne Beşiktaş değil. Beni yiyen daha da senin kendi için söz sende. Ya buradan da ben, bir özveye gitmek lazım yani. Ayar. Sen burada bir video vardı çektin. Hatırlıyor musun? Sonra da senin çok sevdiğin abin aradı. Neydi o? Bu adama fazla yüklenme diye Erden Timur'an. Ya. Ne dedik burada? Ey Erden Timur dedik. Bak sen kendini Galatasaray'ın üstünde görmeye başladın. Sen tanmışsın orada. Senin dedim tavuğa böyle kanat şeye mürürler zifte katrana. Ha? Hatırlıyor musun? katrana seni böyle pış, pış yaparlar gönderirler dedim. Galatasaray Spor Kulübü'nü tanımıyorsun daha dedi. Daha o günlerde bile başkanlık adaylığı için çabalıyordu. 5-6 ay oldu galiba o mevzu Bir daha ilk, ilk, yayınları başladı. İlk yayınlar falan yani ilk yayınları başladığımızda dedik seni katrına bularlar. Bak iki şampiyonlukta da emeği vardır aslında. Okan da takımla, İkardi'yle onunla bununla. İkardi geri döndüyse e, Erdem Timur sayesinde dönmüştür. İkardi bu takımda oynuyor olmuşsa Erdem Timur sayesinde oynuyordu. Onu bilen biliyor. Ama neticede bak katrına buladılar gönderdiler. Kendi itiraf etti. Yani bizi onadı. Kızıyorlardı, üzülüyorlardı bazı arkadaşlar. Üzülmenize gerek yok. Bak gördün mü? Katrana bile bulamayın bırak. Yani artık şey attılar ya. O nedir? Mataklı attılar. Bir tane çumuk uzatan yok. Ya dedi zaten. Ya. Bir kişi aramadı yukarıda. Ya ya yani. Dursun Özmen ne diyor? Esad da Ferdun şöyle konuşuyor, Ferdun böyle konuşuyor. Dursun Özmen Yap, ne diyor? Dursun Başkan, babacım eski kurttur diyorum sana. Taksim'den bahsediyorum. Bak, yedek parçacılardan bahsediyorum. Ahmet Çakar, Kanka, dedi ki, dedim. Ahmet Çakar Çakan Süleyman'dan bahsediyorum. Anladın mı? O günleri bilenlerden, anlatılanlardan biliyoruz bazı şeyleri. Canım Çakar Yap, dedi ki, ben bunu soruyorum. Şeytan dedi. Ben demem. Yani şeytan derken çok uyanık, cingöz bağırıyor. Bak babacığım, ona oynayan Taksim'de. Taksim'deki e, ticaret erbabı Dursun Başkanı iyi bilir. O kadar söylüyor. Niye böyle söylüyorsun sen? Böyle şifreli, dekoder lazım. Yenzesin hemen de hemen bize dava açıyorlar. Tamam ya. E sonra benle ne? Dava dava git 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 oraya buraya savcıya amca. Kazanamıyorlar da bizi yoruyorlar. Anladın mı? Ne gerek var abi? Bilen biliyor diyorum. Bak isim de veriyorum Taksim'den. Bir sürü insan var orada. Dursun Başkan'da. Allah var tırnaklarıyla kazanmış adam. Çalışmış, çabalamış. Büyük mücadele vermiş. Ama mücadele verirken bazen de yıkmış, dökmüş, üzmüş falan filan. Ama bu harcama çok acayip değil mi? Ya koca Erdem Timur'u. Yo koca mı? abi. <laughs> Ama biz baştan söyledik, gördük. Bak Fener Galatasaray'ın bir derin yapısı vardır. Derin yapısının başındaki adam da Ahmet Ocaklı Yüce'dir. Ahmet Yüce Ocaklı. Bak. Galatasaray'da ne diyorsa o olur. Ahmet Ocak ve Yüce ne diyorsa olur. Hmm. Anladın mı? İsterse yanarsın Ahmet şeyden dolayı bir Ahmet e, çok büyük bir gönüllü bir adamdır. Gelir yanına başkan olmak istiyorsan Çani bir süzer bakar yönetici olmak istiyorsan bakar olur ya da olmaz der. Bir dükkan köşede düşün mesela burası iş yapar yapmaz. Ahmet Ocak onu bilir. Der ki olur olmaz. Anladın mı? O yüzden Erden Timur'dan bir şey olmayacağını gördü ki Erden Timur'un 5-6 ay önce başlattığı o başkanlık dişini yakmıştı. Oradan kesildi gitti zaten. Bitti. 2 yıl sonra yine aday olmayı düşünüyor derden Tümur. Ama orayı almazsa derin dağ sayın içine girmezse işi zor. Radara servet yardımcı Aha. operasyonun başkanlığını adaydı. Adaylı sen de gittin. Açıkladı. Ben de oradaydım. Davet ettiler. Sağ olsunlar. Gittim. dedim ki? Bir soru sordum kendisine. Servet yardımcı. futbollu ya, futbolunu iktidara yakın isimler. Lobilerin yönettiğini söylüyorlar ve bazı kulüp başkanları cumhurbaşkanı arkasına sığılan federasyonun korku ve baskı iklimi yarattığını ima ediyorlar ve söylüyorlar. Dolayısıyla siz kesil olarak aday mısınız? Böyle bir yapı var. Siz bu yapının dışındasınız. Ne yapacaksınız? Varım, buradayım. Bu görev için elimden geleni yapacağım dedi. O da kendi açısından kararlarını da açıkladı. Ne der? Servet yardımcı şok donanımı bir insandayım. Şimdi o yafada da değil mi? Evet, değil mi? UEFA başka. Şimdi oraya da zaten büyük bir ihtimalle e, bildiğim kadarıyla Sayın Mustafa Öreğüt gidecek. O servet yardımcının yerine. Belli oldu. E, istiyorlar i̇stiyorlar yukarısı. E, servet yardımcının yanında Cem'in kazancı var. Yönetim kurumda. Süleyman Hurma var. E sağlam bir yönetim. Neyi geri adım atsın? Öyle bir şey yok. Öyle bir güç yok. Bak Aziz Bey e söyledi. baronlar mevzusunu insanların çok doğru okuması lazım. O isimleri anlamamızın da bizim gerekiyor. yok. İşte bazı e, savcılarda, hakimlerde, polislerde, tömürde yaşadığımız mevzular var ya. Evet. Hakim de biziz, polis de biziz, savcı da biziz diyen zihniyetin bir kısmı ve bazen de derin ülke, bizim ülkemizde de derin yapı var bakma. Onların da tuttuğu bir yer var. Bunu sporun futbolun içinden de yürüten bir klik var. Bu kliği herkes biliyor. Herkes biliyor. O olsun bu olmasın. Sonra Cumhurbaşkanımıza bağlıyorlar. E Cumhurbaşkanımızla ne alakası var kardeş? Servet Yardımcı'ya onay alma onay almama mensubu bile olmamış. Yani öyle şey olur mu? Anlatabildim mi? Servet Yardımcı hakikaten düşünmüş bunu. Gidip Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşayım. Çünkü tanışıyorlar, birleşiyorlar. yani birbirlerini bilen insanlar. Anladın mı? Yok. Öyle bir niyeti kalktı yıktı Bu dönemde ortaya çıkması hemen değerli buluyor çok evet, var zaten bu adayın demesi yeter senin yayında söyledik hatta sana özel mesaj yaptım sen de buraya koydun sansürsüz futbolumuza koydun şimdi takıldıktan sonra sansürsüzü daha güzel söyleyeceğim koydum Mehmet Büyükekşi 18 Temmuz'da aday değil nokta çizdiler bitti. çizdiler değil bitti o arkasındaki destek var ya İsmini anma dediler, rica ettiler. Artık hiç Biz sadece seviyoruz, sayıyoruz. Tam Metin lobisi, Mantep Robisi, Kitalovisi, Osolovisi ilk biz söyledik biliyorsun burada. Metin Külünk de ben çok severim değerli dostum. Hatta o gün de cenazede karşılaştık seninle yayına. Doğru. E, bir gün sonra geleceği gün de konuştuk, sohbet ettik. Yani oradaki şeyi çözecek olan e, başka bir güç. Yani o bitti. E, Mehmet Büyükekşi efsanesi bitti. Peki Ha bakanlık, başbüçü falan filan diyorsun ya. O da yok, o da yok. Geçmiş olsun. Hiçbir şey yok. Normalde istemiş de yok diyor. Yani oraya yok. Güle güle e, gidecek şey. Artık işine gücüne, ailesine. Ona da şimdi herhalde alalım Ben yanlış bir şey söylemedim. Belgesini çıkak beraber koyduk. E, bir zaman yaşadık. Hakkın Niye ise ben burada e çok emin olamıyorum abi. Yok yok yok. Can da emin ise. Yüzde yüz senin haberine. Ya hep evet, Cumhurbaşkanı'na bağlıyorlar ya herkes her şey. Bağlıyorlar. Ben de Cumhurbaşkanı'na bağlıyorum oradan duydum. Mehmet Büyükekçi evet. falan yok artık. Geçmiş olsun. Ben de zaten öyle şeyler duydum düşün. biliyor musun? He. He? Öyle şeyler duydum ben de yani. O yüzden gelenki yok. Cumhurbaşkanı gelenki yok. Devam ke. Bir tane çıkmış. İsmail Büyük şey. devam ke diyor ya. Kayılıyorum adaya. Tekrar bir Fenerbahçe Kongresi'ne dönüyorum. Fenerbahçe yi... Kongresi'den önce seni sormak istediğim bir şey yoksa şunu söyleyeyim. Bak yani benim genel adıyla 6, yılı ve 6 yıl öncesinin ilk gününü çok iyi okumak lazım. Herkes Aziz Yıldırım'ın 600 küsür milyon euro borç bıraktığıyla ilgili Aziz Bey'i yerden yere vurdu. Çoluk Çoğun, çocuk hakaretler etti. Dünya kadar bu Fenerbahçe'ye çok ciddi bir yapı inşa etmişken, çok ciddi bir geride kazanım bırakmışken, 3 Temmuz'u yaşamış ve sonrasında çok büyük badireler atlatmış bir adam ve yönetimi ve arkadaşları. Bunun içinde Şekip Mosturoğlu da var. Sayın Şekip Mosturoğlu Divan Başkanı. Sayın Ali Koç ne dedi? Bir adım atana 10 adam atar. Mesela siz biliyorsunuz Fethi Pekin'le birlikte aranız Şekip Mosturoğlu'nu aratıp birçok konuyu sorduğunuzu Sayın Ali Koç. Biliyorsunuz. Siz tırnağınız kadar gidin Şekip Mosturoğlu'na o bütün ailesiyle vücuduyla benliğiyle gelir size. Böyle bir insan. Bol ailesinin en değerli insanlarından bir tanesi. Bu insana o gün kırmanız, incitmeniz hiç iyi olmadı. İnşallah bu arada düzelir az belli barıştırıldığı gibi şey mosturuyor. Çünkü çok değerli bir insan. Görecek Sayın Ali Koç. Günün sonunda ayı divan başkanımız e, olmuş. Hani diyor ya Sayın Ali Koç. İyi ki beni seçtiğiniz, seçtik, seçtik diyeceksiniz diyor ya. Mahcup ki Bunu. i̇yi ki divan başkanım diyerek söyledi bunu. Evet. Süper konuşmaydı o. Mahcubum. Çok çok iyiydi. Bu sefer de divan başkanlığında iyi ki devam etmişiz. Asıl düşmanlar çok yakınınızdaydı Sayın Ali Koç. Bak ben ne dedim? Kılçıksız yerler bu futbol ailesinde sizi. Değil mi? Hatırlıyor musun? O kılçıklı yerler de ben kılçıksız atarlar diyor. Şimdi da kılçı çevir mi oraya çektin mi gider kılçık mı çık, kalmaz. Öyle de yapmadılar mı? Hele hele son iki sezonda. Değil mi? Yaptılar. Bunun içinde de insanlar vardı. 6 yıl önceye dön. 6 yıl önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 621 milyon euro var bütün e, arazileri onları bunların satılmazları çok ciddi şeyleri varken bunları satınabilecek, satılabilecek şeyleri varken bunları hesaba katmadan e, verdiler Sayın Buran Karaçam. Neden biliyor musun? Sırf Aziz Yıldırım nefretinden, kininden dolayı. Bu Fenerbahçe'ye neler mal oldu biliyor musun? Aziz diyemezsin bana dedi. O gün de televizyonu söylediği için ben bunları yazdım. Söyledim. Hep söyledim. Şimdi de Serdar da söylüyor Ali hani Çelikler. Biz söyledik o zamanlar. Geçti. Anladın mı? Kavgayı söyledik, O kulüp binasına başkanlık makamından Ali Koç da nasibini aldı dedik, kovdu dedik, şundur budur olduk. E, Ali Bey'e değil, Ali Bey tek gelse o gün belki de olmayacaktı o iş. Burhan Karaçam'ın nefreti ve çiğni başkan ve yönetime girdikten sonra şimdi ortalıkta yok biliyorsun. Fenerbahçe için en kötülüğü yapmış 6 sezonda Ali Koç'a Burhan Karaçam'dır. Sebepleri ne biliyor musun? Bak sen de ilk defa duyacaksın. O rakamları oya getirdiği için transfer limitlerini patlattı. Nihat Özdemir'in de hakkı yandı orada. Nihat Özdemir sanki limit açmıyor. Evrak geliyor, evrağı açıyorsun, limiti yok. E ne oldu? az yılların nefretinden, kininden Burak Karacan oraları şişirdik. Fenerbahçe'nin belki de bilançoda, e, sport fahşede, e, sepeka'da belki de yükselmesini engelledi sayın e, Buran Karacan. E, Aykoç'un belki de şampiyon olabildiği seneleri yok saydı. Ne kadar hakemler sakin, e, federasyon ve bela sahip e, karanlık yapısı varsa üstüne... ...bir de bir yapısı varsa... ...üstüne bir de Burak Karacan darbe indirdi aslında. Bu açık ve net ortaya çıktı. Aziz Bey ile Ali Bey... ...görüşecekler, bir araya gelecekler... ...orada daha da net çıkacak olay. O gün daha farklı anlayacak. İlk yılından itibaren... ...Sayın Ali Koç'un manevra alanını yok eden... ...tek isim Burak Karacan. Bak şimdi ortalıkta... Fenerbahçe Spor Kulübü'ne taraftarına gönül vermişlerin ...en büyük zararı veren de Burak Karacan'dı. Sırf az yıldır onu ofisinden kovdu... ...çinlendiği için... Daha çok borç gösterip bunu tarihten sinelim dediği için az yıldırımı. Ve bu Ali Koç'un belki de iki şampiyonluğuna mal oldu. Ali Bey bunlara bakmıyor işte. O duvarı perdeyi açıp da şöyle bir baksa Ali Bey bazı gerçeklerini görecek Sayın Başkan. İşte o yüzden diyorum ya gizli kahramanlar var. Fenerbahçe'nin belki de bugün Aziz ve ile Ali Bey'in barışması Fenerbahçe'nin tekrar tek gürep olması için çabalayan çok geride isimler var geçmiş Ali Bey'in yönetiminde olan isimler şunlar bunlar anlatacağım onları sana haftaya ki programda izin almam lazım tam ayıp olur ama iki taraf adına da bugün bu noktaya gelmesindeki klit Ali Bey'in Aziz Bey'le televizyona çıkmasını sağlayan çok önemli değerli insanlar var onları seninle konuşuruz son cümle hmm. Fenerbahçe kazandı sloganı var evet Şimdi bir, burada mısın sen de ben sana, bir, Tamam. Kesin. Fenerbahçe kazandı Türk futbolu kazanacak günün sonunda Fenerbahçe umarım ee, bir aksilik olmazsa Avrupa'da da çok önemli başarılar imza atacak. Geçen sene Mourinho olsaydı gelmişti. Hem şampiyonluk gelmişti. Çok özür dilerim İsmail Hoca kusura bakmasın yani. Ve çok Mete gibi o bir hoca olsaydı İsmail Hoca ile 99 puan almasına rağmen bugün devam ediyor. Devam edilirdi. Doğru. Doğru mu? Doğru değil. E ne dedik burada? Yarın sana açıklarlar. Size iyi için çok teşekkür ederiz İsmail Hocam derler. Gidersin. Bak sessiz soru çıkmıyor İsmail Hoca. Tek kelime etmiyor mesela. Çıkma anlat süreci. ben ben diyordun anlat mesela anlatamazsın bence konuşmaması da kendi abi çünkü Fenerbahçe gel dediği zaman giderim diyor ya Fenerbahçe sana gel diyor yani hiçbir kariyerinde bir başarı olmadığı halde her ayrıldığın kulüple problemli ayrıldığın halde Fenerbahçe her zaman seni çağırdı ben çağırdım koştum yok pek seni Fenerbahçe her zaman çağırdı bak geçen sene konferans ligi de Külçelik şampiyondu Fenerbahçe de olurdu Mourinho olsaydı en azından daha iddialı olurdu. O görüşeyim. Abi haftaya radar Görüşmek üzere. Çakare radar Başka ne var? Sırada. gene ayrın Söylemem. Söyle. Tayyar abiye de bu arada geçmiş olsun. Bir için kimi yapamadık. Şu bir rahatsızlığı var. Evet. Ee, bir korona falan oldu. Sonra ilaç aldı. Ee, ee, bir de nazburnu var ya onun biraz. E. Falan evet. Yani. Bu aralar <laughs> ee, biraz tedavisi yoğundu. Kral. Abi önce ilaç. E, ...telafi ederiz. Orada geçmiş olsun. Abi ya, tekrar teşekkür ederim. İlk da yani daha çok var da gerçi... Başarılar. Başarılar da e, santuforunuz yok ya vallahi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Amin. Haftaya ha. görüşürüz. Saygılar, sevgiler efendim. Radha